Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden Mutlu Günler. Bugün 24 Kasım 2019 Pazar 16 bülteni ile karşınızdayız. Öğretmenler, yeni nesil Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Atatürk öğretmenlerimizi bu sözlerle tarif etmişti ve bugün kutsal mesleği yapan öğretmenlerimizin günü. 81 ilden bir araya gelen öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında baş öğretmen Atatürk'ün huzuruna çıktı. Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eşlik etti. Selçuk, vatan evlatlarının istikbali için kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız dedi. Yeni nesli süratle, gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. 81 ilden geldiler. Baş öğretmenin huzuruna çıktılar. Baş öğretmenimiz Aziz Atatürk. Milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Haziran Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün en önemli kutlama adreslerinden biri Anıtkabir oldu. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüze göre milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti. Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye tüm gayret ve gücümüzle devam edeceğiz. Aslanlı yoldan yürüyen öğretmenler Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bakan Selçuk Anıtkabir özel defterini imzaladı. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında milletimizle beraber hiçbir zorluk karşısında yılmadan sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız. Selçuk daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Selçuk, Öğretmenler Günü kapsamında sosyal medya hesabından bir de video yayınladı. Öğretmenlere yönelik şiddetin bitirilmesi istendi. Sıfır. 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 Bir de ben söyleyeyim. Şiddet sıfır, öğretmenler pek iyi. Milli Savunma Bakanlığı da Öğretmenler Günü kapsamında bir paylaşımda bulundu. Baş öğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yayınladığı videoda. Başta! Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun diyoruz. Yurdun dört bir yanında öğrenciler yaşları kaç olursa olsun öğretmenlerine koştular. Hatta öyle ki öğretmenlerimiz bile kendi öğretmenlerini bu önemli günde unutmadılar. Son derece önemli bir gün. Öğretmenlerimizin değerini sonuna kadar bilmemiz ve onlara hak ettiklerinden çok daha fazla değer vermemiz tabii ki şart. Öğretmenler Günü nedeniyle Eğitim İş Dörtoğlu Şube Başkanı Sayın Zekeriya Çakmak stüdyomuzda. Sayın Hocam hoş geldiniz. Sizin de Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne güzel bir görev ki kısmi olarak ben de ucundan biraz tutabildim mesleğimle alakalı olarak. Ben de bazı kursiyerlere bilgilerimi aktardım. Bu kadar güzel bir iş daha yok. Bunu canı yürekten söylüyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgiyi paylaşacak olan da öğretmenlerimiz. Bu önemli günle ilgili tabii ki sizin de bazı söylemleriniz olacaktır, sözleriniz olacaktır. İsterseniz öncelikle mesajınızla bir başlayalım. Evet, öncelikle baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, işte şehit öğretmenlerimizin, Neşe Alten'in, Seyfettin Yılmaz'ın, Aybüke Yalçın'ın,
Evet. Çünkü onlar Cumhuriyet'in öğretmeni olarak yaptıkları işten dolayı oralarda yani terör örgütünce hedef haline getirildiler. Öncelikle onları saygıyla selamlıyoruz. Baş öğretmenimizin Öğretmenler Günü'nü, Mustafa Kemal Atatürk çünkü millet mekteplerinin ona verdiği bir görev olarak bunu aldı, kabul etti. 1928 yılında, 24 Kasım'da. Ama bunun daha öncesinde de tabii 1 Kasım 1928'de bir dil devrimi yapıldı Türkiye'de. Yani burada tartışmalar yaşandı. İşte erteleyelim, 5 ay sonra başlayalım, 6 ay sonra başlayalım ama Atatürk bunu biliyor zaten. Ya yapacağız ya da bu iş sürüncemede kalırsa zaten olmayacak. Evet. O yüzden ne yaptı? Tebeşiri aldı. Kara tahtanın başına geçti ve milletin öğretmeni, milleti aydınlatan, millete yol gösteren, işte çünkü o dönemde toplum gerçekten çok büyük karanlıklar içinde bir cumhuriyet devrimi yaşanmış ama eskiden gelen, geçmişten gelen sıkıntılar var. Bütün bunların ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bir ateşi aslında orada yaktı, bir çoban ateşini yaktı ve yaktığı çoban ateşi bugün Türkiye'de işte 1 milyona yakın öğretmen, 17 milyon öğrenci, orta öğretimden eğer söz edersek burada. Bir de tabii ki bir yığın sorun. Yani yani bütün bunların yanında, güzelliğin yanında bir de tabii ki sistemden kaynaklanan bir yığın sorunla karşı karşıyayız. Ama öncelikle yaptığımız işin çok değerli olduğunu biliyorum, çok kutsal olduğunu biliyorum ve meslekler içinde yani sabah okula giderken işe gidiyorum demiyorsunuz, okula gidiyorum diyorsunuz. Yani diğer mesleklerde bilmiyorum ama yani hastaneye gidiyorum ya da işte muhasebeye gidiyorum değil de işe gidiyorum ama bizde okula gidiyorum. Okul işte o aydınlatılması gereken toplumun bir en küçük belki mekanı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki sorunlarımız var. Bunları işte değişik ekonomik olarak ya da özlük hakları olarak ya da yapılan işten kaynaklanan sorunlar var. İşte bakanımız az önceki demecinde öğretmen artık horlanmayacak, ezilmeyecek ama bütün bunların bir öğretmenlik meslek kanunuyla yani garantiye alındığı, öğretmenin statüsünün belirlendiği bir hukuki çerçeve içinde yapılması gerekir. Çünkü bugün Türkiye'de yapılan yani öğretmenlikle ilgili yapılan uygulamalarda karşımızda 4 tane yani baş öğretmenliği saymazsak işte ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, kadrolu öğretmenlik ve uzman öğretmenlik gibi aynı işi yapan ama farklı statüde olan yani düşünün aynı öğretmenler odasında, aynı okulda, aynı sınıflara giriyorsunuz. İşte aynı sınıfların farklı şubelerine giriyorsunuz ama statünüz farklı. Evet. Öncelikle bunun bir netleşmesi lazım. Sayın Bakanımızın burada yapması gereken öğretmenlik meslek kanunu içinde bunu mutlaka çıkarmalı. Ve ücretli öğretmen kavramını mutlaka kadrolu öğretmen olarak değiştirmeli. İşte öğretmen açıklarımız var. Yani Türkiye'de hala işte bakanlığın kendi sayıları var burada ama şimdi öğretmen atamaları konusunda zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyor bunları bakanlığımız. İşte sendikaların talepleri var. Ama bütün bunlar sistemin işlemesi için. Yani biz burada eğitim öğretim içinde bir unsur olarak, işin asli unsurlarından birisi olarak mutlaka kendimizi bir statü olarak, meslek olarak bizi hukuki anlamda tanımlayacak bir koruma ile ilgili taleplerimiz var. Yani işte o zaman öğretmen ezilip atılmayacak, yani sürülmeyecek, işte liyakata göre bir yerlere gelecek. Bu anlamda sorunlar çok tabii. Bunları belki belli başlıklar altında toplamak mümkün ama öncelikle umutlu olmak, bu ülke için ülkeyi seven, doğayı seven, insanları seven, çocukları seven bir meslek olarak almak lazım öğretmenliği. Yani bunlar ülkenizi sevmezseniz, doğayı sevmezseniz, çocukları sevmezseniz bu işi yapamazsınız. Yani bu önemli bir unsur burada. Bir sevgi mesleği ama işte yaparken kendiniz de tabii ki yıpranıyorsunuz burada. Bu bizim açımızdan çok problem değil. Yaptığımız işin sorumluluğunu biliyoruz burada. Ama en azından bir statü, iş güvencesi, işte bunun dışında yönetici atamalarında liyakat, işte okullardaki
diyelim uygulamalarda öğretmenlerin de söz sahibi olduğu bir sistemin olması gerekir. Yani birçok sorun derken aslında belli başlı olarak bunları dile getirmek istedim. Tabii ki öğretmen niteliği de önemli. Yani bugün Türkiye'de geldiğimiz noktada bu konuyu tartışıyoruz ama bizim öğretmen profilimiz de maalesef 70'lerden sonra tartışılır hale geldi. Yani öğretmenin kaynağını, öğretmen yetiştiren kurumları biz Türkiye'de değiştirdik, onları farklılaştırdık. Şimdi o yüzden belli bir yaşa geldikten sonra öğretmen olmak başka bir şeydir. Ama daha küçük yaşta, işte 14-15 yaşında öğretmen olacağını bilerek bir kişinin bir okulda eğitim alması, ki öğretmen okulları deneyimi vardır bizim tarihimizde, bu başka bir şeydir. Yani burada biraz da şeye bakmak lazım. Nitelik olarak mutlaka öğretmenimizin yeniden olması gereken biçimde o sistem içerisinde yetiştirilmesi gerekir. Evet. İşte eğitim fakülteleri tekrar gözden geçirilmeli. Atanamayan öğretmenler, birçok öğretmenimiz var atanamayan. Yani orada sıkıntılarımız var. Kadrolar boş ama öğretmenlerimiz atanamıyor. Atanan öğretmenler de ücretli hale getiriliyor. Yani sorunlar çok öğretmenler gününde. Bütün bunları dile getirmemiz gerekiyor ama öncelikle yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Tabii, kesin. Yaptığımız işin bir ülke sever, doğa sever, çocukları sever niteliğin olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle gitmemiz gerekiyor. Yoksa sadece yapılan bir iş değil. Yani sınıfa girip çıkmanız değil aslında öğretmenlikte. Evet. O çocuklarla iletişim kurabilmek, çocuklara dokunabilmek. Kesinlikle. Onların hayatında bir farkındalık yaratabilmek. Ama işte bunun olabilmesi için de mutlaka eğitim, öğretim bağlamının olumlu anlamda düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Öğretmen deyip geçemeyiz. Öğretmen çocuğun kaderini belirleyen en önemli etken. Anne, baba ve öğretmen aynı seviyedeler. Çünkü anne babanın görevi de çocuğuna güzel bir gelecek hazırlayabilmek. Öğretmenlerin görevi de aynı şekilde bu. Çünkü bir çocuk bir yerlere geldiği zaman anne babası onunla gurur duyuyor ama öğretmenleri de onunla gurur duyuyor. Bugün ben bu mesleği yapıyorsam ilkokul öğretmenimin yönlendirmesiyledir, teşvikiyledir. Ellerinden öperim Nuri, değerli öğretmenimin. Öğretmenlik hakikaten çok çok önemli bir misyon. Herkesin yapabileceği bir iş de değil. Her şeyden önce büyük sabır isteyen bir meslek. Şuraya geleceğim. Vaktiyle yatılı öğretmenlik okulları vardı. İşte onu anlatmaya çalıştım. Hali hazırda yok herhalde değil mi hocam? Yok şu anda yok. Öğretmen okulları yok. Evet. Bakın 1928'lerde millet mektepleri var. Yani köyler Türkiye'de kırsaldaki nüfus %80'lerde o zaman ne yapıyor? Oradaki insanlara eğitimi, okuma yazmayı, aydınlanmayı götürecek olan bir öğretmen profili gerekiyordu. Evet. Kentliler o zaman köye gitmek istemiyor, şehirde yaşayanlar. Atatürk ne yaptı mesela? Orada millet mektepleriyle başladı aslında. Daha sonra bu 39'lu yıllarda, ki 1940 yılında 17 Nisan'da köy enstitüleri adıyla çok somut hale geldi. Yani bir öğretmen ne yapıyor? 14, yani ilkokulu bitirdikten sonra 6 sene öğretmen okulunda bir öğretmen formasyonuyla nasıl davranılacak, nasıl sabredilecek, nasıl ilişki kurulacak, iletişim kurulacak. Yani bütün bunları çocuk yaşayarak öğreniyordu. Ve 18 yaşına geldiği zaman, yani Anadolu'nun bir köyüne gittiği zaman 6 yıllık deneyiminin, yaşam biçiminin kazandırdığı değerleri oraya taşıyordu. Evet. İşte ya da liseden sonra işte 3 yıllık öğretmen okulları vardı. Bunlar maalesef Türkiye'de ortadan kaldırıldı. Şimdi ne zaman? 76'ya kadar. Evet. Geldi 76'dan sonra buralar öğretmen liselerine dönüştürüldü. Fakat öğretmen liseleri öğretmen yetiştirmedi. Sadece eğitim fakültelerine giderken ya da yüksek öğretmen okullarına giderken belli işte artı puanlar verildi bunlara. Yani belli yüzdelik olarak oraları tercih eden çocuklara yüzdelik anlamda bir takım katkılar verildi. Ama 1980'den sonra yüksek öğretmen okulları bir dönem kuruldu. Eğitim fakülteleri, işte eğitim enstitüleri var orada. Yani branş öğretmeni yetiştirmek için. Fakat oralarda da yine günümüze baktığımız zaman nispeten bir öğretmen formatıyla yetişme vardı. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olup gidip herhangi bir özel üniversitede formasyon alıp
ben öğretmen olmak istiyorum dediğiniz zaman yani sizin 24 ya da 25 yaşından sonra bir öğretmenlik mesleğini yapabilecek o donanımı, psikolojik yapıyı ya da davranış bilimini kazanmanız konusunda, ya bunu yapanlar var mı? Var. Ama bu çok zor bir şey, süreç. Evet. Yani her şeye rağmen orada üstelerseniz, zorluklarla mücadele edersiniz, bunu başarırsınız. Bu başka bir şey ama. Ama doğal akışı içinde, hayatın doğal akışı içerisinde devletin burada öğretmen okulları geleneğini, bunun adı öğretmen okulu olmayabilir, başka bir isim olabilir. Ama mutlaka bir mesleği yapacak olan kişi o mesleğin gerektirdiklerini belli bir yaştan sonra, evet, alarak, o formasyonla, donanımla hale gelerek yapmalı. Biz sıkıntıyı burada aslında yaşadık. Yani bugün ücretli öğretmenlere baktığımız zaman kendi alanı dışında belki derslere giren öğretmenler var Türkiye'de. Ekonomik durumları ayrı bir tartışma konusu. Yani ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında ya da ona yakın bir parayla ucuz iş gücü olarak değerlendirilmesi aslında devletin burada bir ayıbı olarak, evet, bence. Yani aynı işi yapıyorsunuz ama siz başka bir ücret alıyorsunuz. Aynı derse giren başka bir öğretmen başka bir ücret alıyor. Eşit işe eşit ücret olmalı. Evet. Yani eşit işi yapıyorsanız aynı parayı almalısınız. Statünüz farklı. Aynı öğretmenler odasında ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen var. Evet. Böyle bir sistem yok dünyanın hiçbir yerinde. Buradaki sıkıntılar mutlaka nitelik konusunda da tekrar ele alınmalı, değerlendirilmeli. Bir de öğretmenin statüsünü belirleyecek olan, ki bakanlığın bu konuda bir çalışması vardı aslında ama son günlerde çok duymuyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu. Yani öyle konuşuldu, tartışıldı ama şu anda çok gündemde değil. Yani bizim statü olarak nasıl bir iş yaptığımızı, yaptığımız işin statüsünün ne olduğunu belirleyen hukuki çerçevenin mutlaka çizilmesi gerekiyor. Evet. Yani işte o zaman şiddete karşı, ezilip horlanmaya karşı bir korunak oluşturmuş oluruz. Kanuni, evet, bir çerçeve olarak bunu düşünmek lazım. Biraz öğretmenliğin statüsünü de, saygınlığını da, öğretmenliğin önemini de artıran bir durum olur bu. Evet. Hocam, öğretmenlik meslek kanunu şu an için bir taslak halinde mi, tartışmaya mı açılmıştır? Yoksa evet ana hatları budur mu deniliyor, eksik yanları var mıdır? Yani bir taslak halinde, yani tartışıldı bundan 3-5 ay önce, gündeme zaman zaman getiriliyor. Çünkü bu iktidarın şöyle bir şeyi de var, handikapı da var. Bazı şeyleri geliyor, söylüyor, yapacağım diyor. Fakat daha sonra bu gündem değişiyor. Yani aklımda şöyle bir şey geliyor, soru geliyor. Acaba Sayın Bakanımızın dışında bazı güçler mi var başka bir yerlerde? Yani onlar mı yönetiyor acaba? Yani bakan işte diyor ki ben eğitimle ilgili şu işi yapacağım diyor. Çok güzel. Ama uygulamada orada sıkıntılar var zaman zaman. Yani sanki böyle, evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışında başka komisyonlar, yani başka konularda işte bu işi alıp götürmeye çalışan sanki bir kurumlar mı var? Bunu doğrusu anlamak mümkün değil ama bir öğretmenlik meslek kanunu mutlaka çıkmalı. Yani bu çıkarsa öğretmenliğin saygınlığı yanında bir de hukuki anlamdaki çerçeveyi de belirlemiş oluruz. Bu da, evet, tabii mesleğin geleceğini de burada belirleyecek. Önemli bir dayanak noktası olmalı burada. Tabii ki ekonomik anlamda da belki konuşmamız gereken şeyler tabii kesin var. Kesin bunu duymamız şart. Yani işte bir 3600 konusu. Yani eğitim işin... Uzun süre önce verilen bir söz. Evet, uzun süredir verilen bir söz ama eğitim iş bunu zaten 4 sene önce gündeme getirdi. İşte 100 bin imzayla getirdi parlamentoda, grup başkan vekilleriyle paylaştı. O dönemde iktidar ve muhalefet partilerinin grup başkan vekilleriyle tamam dendi. Bir zaman içinde verilecek dendi. Hatta geçen işte bu başkanlık seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımız sanırım Samsun'da 3600'ü verdik. Tabii yine gündeme dedi. Gelmişti. Yani işte yine geçen ay bir çalışma yapılıyor dendi. Yani bu şunun için önemli. Şimdi Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı biliyoruz. Yani biz bütün olarak bakıyoruz ama öğretmen emekli olamıyor. Emekli gelmiş ama emekli olamıyor. Çünkü emekli olduğu zaman bir ek ders gidiyor. Evet. Maaşının işte %78'ini, %75'ini alıyor ve bu normal hayatını devam ettirmesi için çok zor bir para. Çok zor bir şey. Yani emekli ikramiyesinde kayıplar var. Maaşı, çalışan öğretmenin maaşı çok artmıyor belki. 50-60 lira bir şey artıyor ama
emeklilik için, yani Türkiye'de bekleyen işte 600 bin civarında, Sayın Bakanımızın ifadesidir bu, atanmayan, yani atama şartlarına sahip ama atanamayan öğretmen var. Şimdi ama bir tarafta da belki 100 bin kişi de emekli olmayı hak etmiş ama emekli olamıyor maddi değer, maddi anlamdaki sıkıntılardan ötürü. Yani bunu gün, yani 3600'i getirip uyguladığımız zaman bir emekli olacaklar, rahatlıkla emekli olacaklar ve yerlerine yeni öğretmenler gelecek. Yani aynı anda iki sorunu birden çözmüş olacak. Fakat ekonomik olarak Türkiye'nin geldiği nokta belli. Yani bir çıkmaz, bir ekonomik kriz. Yani burada ama öğretmene verilen para ya da eğitime aktarılan para bence yani bu düşünülmemeli bile yani. Yani bunun, bundan tasarruf olmaz. Yani hani diyoruz ya bazen itibardan tasarruf olmaz. Ama öğretmenin mesleğinden de, öğretmenin yapacağı işten de tasarruf olmaz. Onu tasarruf yaptığınız zaman, kıstığınız zaman işini yapamayacak. Yani onun sosyal hayatı var, onun sınıfa rahat girmesi var. Onun hayatını devam ettirmesi var. Bu anlamda sıkıntılarımız var ekonomik olarak. Ama bunun ötesinde statü olarak da çok büyük sıkıntılar var. Yani o bahsetmeye çalıştığım, yani aynı işi yapan 4 farklı öğretmen profili var. Evet. Bunu mutlaka düzeltilmesi gerekiyor ve ücretli öğretmen ya da sözleşmeli öğretmen kavramının ortadan kaldırılması gerekiyor. Kesinlikle. Ya bunu tartışmak doğru değil aslında. Yani bir taşerona vermiş gibi oluyorsun. Yani eğitim işini taşerona vermiş gibi oluyorsun. Eğitimin yapısal sorunları var. Doğru. Bunlar başka bir şey ama aynı işi yapıyorum ama ben başka ücret alıyorum. Siz başka ücret alıyorsun. Örneğin geçen hafta bir işte bir hafta tatil oldu. Orta öğretimde, ilk öğretimde. Bu ilk yapılan bir uygulama. İlk kez. Şimdi orada gelen genelgede ücretli öğretmenlere ek dersin ödenmeyeceği yazıldı. Yani kadrolu ve sözleşmeli öğretmen alacak haftada 3 saatini, günde 3 saat, haftada 15 saat ama ücretli öğretmene bunu ödemiyorsunuz. Yani bu haksızlık ama. Evet. Bu haksızlık, yani ücretli öğretmeni ikinci sınıf vatandaş yapmak gibi çok açık ve net ortaya çıkan bir durum. Bunların düzeltilmesi gerekir. Tabii ki onun dışında eğitimle ilgili, yani eğitimdeki nitelikle ilgili sorunlar var. Eğitimin yapısal sorunları var. Türkiye'de hala ikili eğitim devam ediyor. Evet. Türkiye'de hala okullardaki sınıflar çok kalabalık. Yani geçen sene 1 milyon 200 bin kişi vardı. Lise, ortaokul son sınıfta. 980 bini sınava girdi. Yani 980 bin kişiyi biz geçen sene liselere yerleştirirken zorluk yaşadık. Evet. İşte adrese dayalı sistem, nitelikli okullar, işte sınavlı öğrenciler okullar, işte niteliksiz okullar. O da bu ülkenin, bu iktidarın ayıbı ama. Yani siz yönetiyorsunuz 15, 16, 17 yıl ve diyorsunuz okulları ben ikiye ayırdım. Biri nitelikli, biri niteliksiz. Ama o zaman bu olmaz. Yani sen aynı mahallenin iki okulunu birbirinden ayırıyorsun burada. Burada başka bir tehlikeli. Bu sene, işte 2013'te çıkan bu... Biz ona böyle bir şey diyoruz, yani 4+4+4 ile beraber hani 60 aylık çocuklar okula aldılar. Evet. Henüz yani sırada oturamayacak, işte oturduğu zaman o sıraların ya da işte tuvaletlerdeki lavaboların uygun olmadığı koşullarda okula alınan 60 aylık çocukların bu sene 8. sınıfta mezun olma durumları var. Yani geçen sene 1 milyon 200 bin kişinin girdiği lise geçiş sınavı diyoruz ona yeni adıyla, işte TEOG eski adıyla. Artı 600 bin civarında bir öğrenci artacak burada. Şimdi bakanlık kara kara düşünüyor. Yani siz 980 bin öğrenciyi okullara yerleştiremezken, çünkü orada da bir imam hatipler lehine bir düzenleme var. İmam hatiplerin, yani bakanlığın bu kendi rakamlarıdır. %60'a yakını boş kontenjan olarak. Oralar boş dururken siz devletin Anadolu Lisesi'nde ya da işte Sosyal Bilimler Lisesi'nde ya da başka bir lisesinde sınıflar 30 kişiden 40 kişiye çıkartıyorsunuz. Talep çok olduğu için. Yetmiyor. Ne yapıyorsunuz? Normalde tekli eğitim olması gereken sistemi ikili eğitime dönüştürüyorsun. Yani bir öğretmenler gününde bunların mutlaka konuşulması gerekiyor. Biz bunları yapıcı olarak ortaya atıyoruz. Burada sendikalar olarak, eğitimci olarak tarafız ve bu çözümün tekrar okulları niteliklerine göre değil ama ihtiyaç oranlarına göre düzenlemek ve oradaki iyi bir yönlendirmeyle, özellikle ortaokuldan sonra iyi bir yönlendirmeyle
okulların, yani liselerin yeniden öğrenci alması ve kesinlikle tekli eğitime geçilmesi. Evet. Yani ikili eğitimde sınıflarda bir sıkıntı yaşanıyor. Aidiyet duygusu yok. Yani siz sabah gidiyorsunuz, sabah 7'de, 12'de çıkıyorsunuz. 12'den sonra birileri geliyor, başka bir öğrenci. Sizin sıranızda oturuyor. Akşam 7'de o çıkıyor. Onun bıraktığı sıraya siz sabah geliyorsunuz. Bundan kaynaklanan tabii ki sorunlar var ama tekli eğitim. Hatta bakanlığın 2019'da, 2 sene önce verdiği bir sözdü bu. Türkiye'de ikili eğitim kalmayacak diyordu. Ama geçen sene işte bu lise geçiş sınavıyla yaşadığımız bir uygulama, pratik burada. Okulların bazıları tekrar ikili eğitime dönüşmeye başladı. Bu bir sıkıntı. Yani bu öğretmenler gününde biz çünkü o ortamda öğretmenlik yapıyoruz. Yani o bağlamın içinde biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. O şartları bütün olarak bakmak lazım. Evet. Yani sadece öğrenci, öğretmen ya da ekonomik olarak işte o sistemin geldiği nokta değil burası. Bir bütün. O bütünün eğer sağlıklı işliyorsa öğretmen mutlu. Eğer o sistem sağlıklı işleyemiyorsa zaten öğretmen de mutsuz, idareci de mutsuz, öğrenci de. Veliler de. Veliler de mutsuz tabii. Yani milyonlardan bahsediyoruz. Yani veli çocuğun okul bulamıyor. Tabii. Yaz döneminde okul bulamıyor yani. İşte adrese dayalı sistem, okulda geçirdiği süre, okula yakınlık, uzaklık mesafesi, işte bir tarafta sınav, işte 5 tane tercih yap diyor, işte birisi mutlaka İmam Hatip olsun diyor. Peki ben İmam Hatip'e gitmek istemiyorsam ne olacak? Tabii. Yani burada sıkıntılar var, okulları tekrar ihtiyaç oranlarına göre, yani ülkedeki ihtiyaç, yani bir planlama tabii ki bu. Yani 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda 4. 5 yıllık kalkınma planlarında yani ülkeye ne kadar öğretmen gerekiyor, ne kadar mühendis, ne kadar doktor, ne kadar ziraatçı gerekiyor. Bu planlanırdı, ona göre yapılırdı. Şimdi plan yok. Plan falan yok. Şimdi pilav. Dediler ya işte 50'li yıllar sanırım. Bize plan değil, pilav lazım. Yani. İşte o mantığın getirdiği nokta burası ama çıkmaz. Kesinlikle. O pilavla lapa oldu, artık yenilmiyor. Yani tekrar planlı, programlı bir... Planlı ve programlı. Yani ben köyde büyüdüm. Bakın Murat Bey, Trabzon'un bir köyünde büyüdüm ben. Köylü gelecek yıl neler yapacağını, hangi ürün ekeceğinin, ne kadar ekeceğini planlar. Tabii. Yani fasulye, nohut, pırasa, kara lahana. Yani bir köylü mantığıyla planlar ve ona göre gider. Ama bir devlet gelecekte ne kadar sağlıkçı, ne kadar eğitimci, ne kadar... İşte veteriner ne kadar ziraatçı olacağını planlamaz mı? Planlamadık. Her taraf üniversite yaptık. Sayıları 90'dır galiba eğitim fakültelerinin şimdi toplamda özel ve resmi olarak. Şimdi her taraftan öğrencileri aldık ve mezun ettik. Ne oldu? Ortada bekliyorlar. Kesinlikle ucuz iş gücü çünkü özel okullarda da şimdi sıkıntı var. Evet. Bunu bilen özel okullar ne yaptı orada işte onları çok kötü şartlarda. Çok kötü sözleşmelerle çalıştırıyor şimdi. Orada da ayrı bir sömürü mekanizması oluştu. Çünkü çok şey var, bu işi yapabilecek insan çok planlanmadı zaten. Planlanmadığı zaman da işte bu arz talep olayında ne oldu? Arz ettiniz her tarafa ama oradaki öğretmen sınırlı zaten istediği ücrete çalıştırıyor. İşte şartlarını ağırlaştırıyor. Bazen çok keyfi şeyler de yaşanıyor oralarda. Tabii. Plansızlığın... geldiği nokta ama tekrar buradan planlı bir kalkınma, bir üretim yani Türkiye'deki sistemin tekrar üreterek yani üretim içinde eğitim, o köyüncileri mantığı çok güzeldir. Evet. Meslek liselerinde. Ya da eğitim içinde üretim. Yani bu temel felsefeyle yeniden milli eğitimin aydınlanmacı, kamusal, parasız ve layık bilimsel bir temelde mutlaka şekillendirilmesi gerekiyor. Çünkü burada yaşanan başka sıkıntılar oldu. Çocuklarımız istismarlara uğradı. İşte bir takım tarikatlar, cemaatler, gerçi onlarla pey mücadele edildi. Yani 2015 Temmuz'dan sonra esas olarak orada bir mücadele yapıldı. Bu doğru bir şey, olumlu bir şey ama tam anlamıyla devlet hala kamusal eğitimde kendi yapması gereken işi bir takım işte özel vakıflara, yani çok değerleri de, değerleri eğitim adı altında bunu vermeye çalışıyor ama yani değerleri de kendilerinden menkul bir takım vakıflar. Yani işte Adana'da yaşadık bunu, Aladağ'da çocuklarımız yandı orada. Kız çocuklarımız yandı. Niye? Yani devlet o çocukları okullarda kendi köylerinde okutamaz mıydı? Bugün 16 bin köyün okulu kapalıdır Türkiye'de. Az bir rakam değil. Bakın 16 bin köyün okulu kapalıdır. Taşımalı eğitim diye, yani ilk öğretim çağında taşımalı eğitim olmaz. Çocuğu kendi bulunduğu doğal ortamında
eğiteceksin ilkokul çocuğunu. Evet. Ama aldık taşıdık onları işte, kimi trafik kazası, kimi minibüste şöyle oldu işte. Kimini Adana'daki o yangınlarda kaybettik. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında o aydınlanma felsefesini terk ettiği anda yaşadığı bir kabustur bu Adana yangını, Aladağ yangını. Zekeriya Hocam, şu söylediklerinizden şunu anlıyorum. Şimdi çok farklı sektörlerde de çeşitli sorunlar var. Ama işin temeline indiğimiz zaman cumhuriyet değerlerinden uzaklaşıldıkça sorunların baş gösterdiğini tabii, görüyoruz. Tabii. Eğitimde de yine cumhuriyet değerlerine geri dönmek. Tabii eğitimde bir şeydir. Yani biz bilimsel eğitimi terk ettiğimiz anda bugün yaşadığımız kabusları yaşıyoruz. Atatürk'ün o ünlü sözü, hani cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister diyor ama aslında Atatürk bunu Tevfik Fikret'ten öğreniyor. Yani ünlü şairimiz, ünlü eğitimcimiz Tevfik Fikret de o esas olarak bir şiir zaten. Evet. Kendi yok kubbemde, kendi kanatlarımla kendim uçarım diyor. İşte eğiliş boynuma esirlik halkasından ağır gelir. Günümüz Türkçesiyle ifade etmeye çalışıyorum burada. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim diyor. Atatürk Fikret'i okuyarak, Atatürk Namık Kemal okuyarak, yani kendi tarihsel anlamdaki geçmişini, kültürünü özümseyerek aslında yeni bir devlet kuruyor. Ama onun temelinde bir vatanseverlik, bir bilimsellik, bir özgür düşünce temeli var. Ondan onu terk ettiğiniz anda işte 15 Temmuz'daki ihaneti yaşıyoruz. Yani bu çok anlamlıdır bence. Çok ders verecek bir durumdur. Türkiye tekrar 15 Temmuz'ları yaşamayacaktır. Buna eminim. Yani Türkiye çünkü burada bir hesaplaşmaya girmiştir. Dünya konjonktürel yapısı da buna artık izin vermeyecektir. Türkiye bulunduğu bölgede mutlaka daha başarılı üreten bir Türkiye olmak zorundadır ama bunu bilimsel eğitimin temelini, o laiklik, bilimsellik konusunda, kamusallık konusunda ödün vermeden evet. yapacaktır. Yani ders programları değiştirildi bizde. Hı. 2017'nin Ocak ayında müfredat dediğimiz, yani ders programlarını değiştirdik biz. Yani işte evrim teorisini çıkardık oradan durup dururken. Hı hı. Durup dururken değil tabii, o belli bir amaç orada. Çok, çok, çok. Ama ne oldu işte? O insanları bilimden uzaklaştırdığınız zaman işte ondan kesinlikle. Sonra bir işte FETÖ dediğimiz, yani bir emperyalizmin uçaklığını üstlenen bir kişinin emrine giren, okumuş, işte sırtında değişik elbiseler olan bir kuşak yetişti Türkiye'de. Tabii canım. Yani... Ama bu 70'lerden beri böyle. Evet. Bu sonuçtu zaten. Evrim teorisi çok tartışılabilecek bir konu aslında hocam. Mesela ben şahsi görüşümü şöyle ifade edebilirim. Yanlıştır kaldırılması. Bırakın zaten inandığımız yaradan da sorgulamayı emreder. Tabii ki. Evrim teorisi derste de zaten kişiye sorgulama, araştırma, bilimsel olarak olaylara yaklaşabilme imkanı sunabilen bir şeydir. Bir örnektir bu. Orada yani. Tabii tabii örnek. Yani evrim teorisi bir örnektir. Bu yani bundan çoğu alanda bu 10 sene önce ya da 30 sene önce yani bizim ulusal bayramlarımızın kutlanması yasaklandı. Ya işte. Yani biz gaz yedik İstiklal Caddesi'nde, Ankara Tandoğan'da. Andımız kaldırıldı. Ya onu diyecektim. Bakın çok önemli yani. Bir şey bu. Yani andımız bu toplumu toplum yapan değerdir. Yani bu toplumun ortak değerlerine katkımın olabilmesi, olması niçin birilerini rahatsız ediyor? Bunu anlamış değilim ben. Yani ama bugün gelinen noktada oralardan ders alınmışa benziyor. Yani yapılan şeyleri en azından bir takım uygulamaları, işte bu Adnan Oktar'ın üzerine gidilmesi, Furkan olayında, yani o cemaatler olayında bir takım şeylerde bunu görüyoruz. Ama hala bir taraftan da okullara değerler eğitimi adı altında yani bir takım kuruluşları, vakıfları sokan, bu bir kere öğretmene de saygısızlık aslında. Evet. Ya ben bunu biliyorum ama ben bunun için yetiştim. O çocuklara bir şeyleri öğret, vatan sevgisi, yurt sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, yurttaşlık bilinci, benim değer yargılarım onlar. Onları kesinlikle. Ben öğrendim, ben verebilirim. Yani dışarıdan herhangi bir vakfın buraya girmesi, yani sen bu işi yapamıyorsun. Ben burada getirdim işte şimdi çok da tepki de alıyor aslında. Ya çocuklar bunları kabul etmiyordu aslında. Çocuklar bunları benimsemiyordu aslında. Ama orada hala böyle bir zaman zaman cılız da olsa, zaman zaman böyle öne bayağı da yüksek tonda çıkan bir takım işte maalesef yanlış şeyler de var. Ama var. Türkiye oradan kurtulmak zorunda.
Türkiye oradan kurtulduğu anda eğitim sisteminde öğretmen de, çocuk da, okul da, veli de mutlu olacaktır. Yani bir bütün olarak bakmak lazım. Yani tek başına öğretmenin mutlu olması mümkün değil. Değil, haklısınız. Öğretmenlerimizin ekonomik sıkıntılarına biraz daha değinecek olursak hocam. Yani az önce örnek verdiniz ya, aynı sınıf odasında, aynı öğretmenler odasında oturuyor meslektaşlar ama aralarında uçurumlar var. Uçurumlar var. Başka bir şeyden söyleyeyim. Mesela bu sene enflasyon Türkiye'de kaçtı? En son %20'lerdeydi. Sonra işte TÜİK galiba değil mi? En son geldi işte kağıt üzerinde düşürdüler onu. Evet. Fakat Birleşik Kamuş'un yaptığı bir gıda araştırmasında %30'larda enflasyon. Öğretmenlerin Ağustos ayında yani yetkili sendika oturdu. Orada gerçi bir şey hakem kuruluna gitti ama yani o da ayrı bir tartışma konusu. %4+4. Şimdi 4+4 ama bir dördü ikinci dönem veriyor. Yani topladığınız zaman yıllık bazda %6.8 yapıyor. Evet. Şimdi fakat gelir giderler, doğalgaz, elektrik, su, ulaşım, yani sizin sosyal harcamalarınız. Yani burada ülke büyüyor, tamam güzel. O zaman büyümeden ben de büyüyeyim, bana da pay ver. Hayır yok senin enflasyon, tahmini enflasyon şu kadar, o kadar vereceğim ama bakın bir vergi dilimi sıkıntısı var bizde. Evet. Ben bir yıldır aynı maaş alıyorum. Yani 34 yıllık öğretmenim, bir yıldır aynı maaş alıyorum. Ocak'ta yaptıkları zammı Mayıs'ta vergi dilimiyle tekrar mahvediyorlar, alıyorlar. Aynen. Yani her ay benim maaşımdan işte geçen ay 170-180 lira para kesildi. Ama bana yapılan zam o kadar değil zaten. Evet. Yani vergi diliminin mutlaka %15'e sınırlandırılması gerekiyor. Sanırım bir çalışma yapıldı parlamentoda işte vergi dilimiyle ilgili son bir hafta içinde yapıldı bu. Ya burada çalışandan direkt alıyorsun zaten. Kaynağından kesiyorsun. Sormuyorsun. Ama çalışmayan, çok kazanan beyanla veriyor bunu. Ya ben şu kadar kazandım. Ama bu haksızlık burada zaten. Ekonomik olarak sıkıntı bu. Bir de işte eşitsizlik yani. Evet. Statü olarak orada yani ücretli öğretmen. Şimdi ek ders ücreti 15 lira falan. Onu soracaktım. Yeterli 15 lira. Ek ders ücreti. Ama şimdi yeterli değil tabii Murat Bey. Burada şöyle bir şey. 30 saat girdiğini düşünün bir ücretli öğretmenin. 60, 120 saat ayda. 15'te çarpın. Yani şimdi ha bir normal kadrolu öğretmenin aldığı maaş düşük tamam artı ek dersi var ama herkes benim kadar maaş alamıyor ki ben 34. yılı mı çalışıyorum? Yani kıdem olarak gelebileceğin en son yere gelmişim ben. Ama şimdi toplumda şöyle bir algı var. Öğretmen 3 ay tatil yapıyor. Çok maaş alıyor. Yani bu söylendi yöneticiler tarafından zaman zaman. Dile getirdiler. Burada sıkıntı var zaten. İşte o zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Toplumun gözünde sizi atıyor toplumun önüne, hırpalatıyor orada. Ondan sonra işte öğretmen saldırıya uğruyor. Öğretmen eziliyor. Hatta öğretmen öldürüldü yani geçen sene İzmit'te öğrenci maalesef tarafından. Ya toplumun gözünde siz böyle bir algı oluşturursanız öğretmen aşağılanır burada ama. Yani işte bir takım ihbaratları bu sene kaldırdılar gerçi onu işte çok büyük tepki aldı çünkü. Yani kafasına esen veli telefonu alıyor, gönderiyor. Ertesi gün okuldan müfettiş. Yani hiç ilgisi olmayan, işte öğretmen onu demiş, onu demek istemiş. Yani hayır somut bir şey zaten olduğu zaman mutlaka insanlar hukuki anlamda bunun bedelini ödemeli. Burada hiç sıkıntı yok zaten. Tabii. Ama dedikoduya dayalı, işte ihbar hattına dayalı, sevmedim öğretmeni, işte çocuğuma dokundu. İşte çocuğuma şöyle dedi. Belki ilgisi yok burada. Yani orada da gerçekçi bir soruşturma yapamıyorsunuz. Yani sıkıntı burada şu zaten. Türkiye'de statünüz belli olmadığı için böyle aslanların önüne silah atıyorlar. Aynen. Hırpalıyorlar. Ekonomik olarak mutlaka bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmalı. İki, 3600 ek gösterge. Yani bunlar tartışması yok ama yani. Bunu artık tartışmayalım. Yani bunu toplumun bir bölümü verildi biliyor zaten. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bunu verdik demişti. Şeyde o seçim sürecinde bir vergi diliminin mutlaka %15'le sınırlandırılması lazım. Yani benim aldığım maaş vergi dilimine gidiyor yani evet, burada. Sıkıntı o. Okullardaki tabii ki diğer sıkıntılar var. Bunların bir nedeni de yine kaynak kullanımı konusunda devlet ne yapıyor? Özel okullara aktardı. Kişi başına para aktardı orada. İşte son geçen sene bunu kesti. Artık vermeyeceğim dedi. Bugün geçen sene Türkiye'de özel okul sayıları 2 kat arttı. %100. Ama öğrenci sayısı %50 azaldı.
Yani burada da sıkıntı. Yani devlet kendi okuluna yapmadığı harcamayı işte teşvik olarak başka bir yerlere aktardı. Sıkıntıların kaynağı bu. Yoksa aldığımız ücret sadece çok iyi ücret alırsak çok iyi iş yapacak değiliz biz. Yani çok iyi maaş alan insan işini çok iyi yapıyor değil. Böyle bir anlam çıkmasın burada ama doğru. O bizi rahatlatan, o sistemin bütünü içinde değerlendirmemiz gereken bir durum olarak bakıyorum ben. Sadece ekonomi değil. Benim sosyal statüm, benim mesleki anlamdaki özlük hakları anlamındaki kazanımlarım, onların korunması mutlaka bir bütün olarak bakmak lazım. Yani çok para veren işte alan çok iyi öğretmenlik yapıyor diye bir şey yok. Yani böyle kesinlikle bir şey söz konusu değil. Hocam sizi yorduk. Estağfurullah. Konu önemli aslında. Çok çok önemli ama hakikaten sizi de yorduk. Affedin. Yani en azından ulusal kanal gerçi bu tarz olaylara, toplumsal hadiselere, işçinin, emekçinin, öğretmenimizin, Mehmetçimizin herkesin sesini kesintisiz olarak yılın her günü duyuran bir yayın grubu. Bugünün biraz daha hassasiyeti var bizim nezdimizde. Yoksa biz diğer yayın kuruluşları gibi yok senede bir gün hatırlayalım mantığında değiliz. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa rica ederim. Valla son olarak şunu, ülke bizim, bu ülkenin coğrafyası, bu ülkenin insanları, bu ülkenin çocukları. Yani yaptığımız iş gerçekten zor bir iş ama bunu severek yapıyoruz. Yani Türkiye'de bugün 1 milyon insan, 1 milyon eğitim emeklisi yani sabah, yarın sabah işinin başına gidecek. Evet. Okulda karşılaştığı bütün zorluklara rağmen, okuldaki bütün o sıkıntılara rağmen, özel hayatındaki bütün o maddi anlamdan gelen sıkıntılara rağmen görevini en iyi biçimde yapmaya çalışıyor. Bu anlamda bence bütün öğretmenler kahraman. Yani bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ama öncelikle dediğim gibi yani o Fakir Baykurt'la belki bitirmek istiyorum. TÖS'ün Saniye Başkanı, öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir. Bu anlamda da o boyun eğmeyen öğretmenlerimize, Aybükü öğretmenimi, Neşe Alten öğretmenimi, Seyfettin öğretmenimi, son yılları teröre kurban verdiğimiz öğretmenlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Biz Anadolu'da aydınlanmayı, Cumhuriyet devrimini, Atatürk devrimini yaşatmaya devam edeceğiz. Evet. Bu anlamda size çok teşekkür ediyorum bu olanağı bize verdiğiniz için. Sayın Hocam ben çok teşekkür ederim. Eğitim İş 4 Nolu Şube Başkanı Sayın Zekeriya Çakmak hem sizin hem de sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nde bir kez daha tebrik ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun, teşekkürler. Sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Öğretmenler Günü nedeniyle siyasi parti liderlerinden de mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımda tahtaya elindeki kalemle oku, düşün, uygula, neticelendir yazdığı fotoğrafı paylaştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun ifadelerini kullandı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de bir mesaj yayınladı. Birleşen, üreten ve aydınlanmış Türkiye'nin fikri hür, vicdanı hür, nesilleri değerli öğretmenlerimize emanet, onlara güveniyoruz açıklamasında bulundu Doğu Perinçek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise görevlerini sürdüren öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Şehit düşmüş ve bir nedenle hayatını kaybetmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emeklilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum paylaşımında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir video yayınladı. Öğretmen elinde bir meşale toplumu aydınlatır, toplumun önderidir, toplumun lideridir öğretmen. O nedenle öğretmen toplumun en saygın kişisi olmak durumundadır. Biz mücadelemizi ülkenin geleceği parlak olsun diye veriyoruz açıklamasını yaptı. PKK'lılar Suriye'de Tel Abyad'daki güvenlik güçlerine taciz atışında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı saldırıya anında karşılık verildiğini açıkladı. Barış Pınar Harekatı sahasında hareketli dakikalar yaşandı. Milli Savunma Bakanı PKK'lıların Tel Abyad'daki güvenlik güçlerine havan ve topçu atışıyla saldırıda bulunduğunu duyurdu. Bakanlık PKK'lıların saldırısına anında karşılık verildiğini belirtti. Bölgedeki güvenlik güçleri çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar etkisiz hale getiriliyor. Sahada güvenlik hat safhada tutuluyor.
Amerika PKK ile birlikte çalışma ısrarını sürdürüyor. Bahaneleri ise IŞİD. Türk ordusunun operasyonları sonrası zayıflatılan PKK-SDG, Amerika tarafından yeniden etkili hale getirilmeye çalışılıyor. Pentagon'dan SDG ile birlikte yeniden operasyonlara başlayacağız mesajları geldi. Pentagon'dan PKK'nın Suriye yapılanması SDG ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'da IŞİD'e karşı operasyonları yürütmekle görevli birimi CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, Suriye'nin doğusunda 500 personelle IŞİD'e karşı operasyonların günler, haftalar içinde başlayacağını açıkladı. McKenzie, hedeflerinin Suriye'deki pozisyonlarını korumak olduğunu söyledi. McKenzie, bu operasyonlarda PKK'nın Suriye'deki yapılanması, Suriye demokratik güçleriyle birlikte hareket edeceklerini bildirdi. Reuters'ın haberine göre Bahreyn'in başkenti Manama'daki güvenlik zirvesinde basına bilgi veren McKenzie, Fırat'ın doğusunda Deir ez-Zor'dan Haseke'ye kadar olan Kuzeydoğu Suriye'deki alanda 500 Amerikan personeli bulunduğunu açıkladı. McKenzie, niyetimiz buradaki pozisyonumuzu koruyup bölgedeki SDG ile birlikte Fırat Nehri Vadisi'nin aşağı kısmındaki IŞİD hedeflerine karşı operasyonlara devam etmek, dedi. So the Navy's numbers of amphibious warships are very important to us. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı SDG'nin PKK'nın oluşturduğu bir yapılanma olduğu tüm dünya tarafından biliniyor. 16 bülteninin sonuna geldik. Yurt ve dünyadaki önemli gelişmelerle saat 18.30'da ana haber bültenimizde tekrar karşınızda olacağız.